bira şişeleri, güneş gözlüğü, cep telefonu, hatta kürek. Hepsi İstanbul Boğazı'ndan çıktı. 1 Temmuz Kabotaj ve Deniz Bayramı'nı Deniz Temiz Derneği farklı bir organizasyonla kutladı. 1 Temmuz Kabotaj ve Deniz Bayramı için Deniz Temiz Derneği de denizdeki kirliliğe dikkat çekiyor. İşte bakın, dalgıçlar yaklaşık 10 metreye dalacak ve bakalım denizden neler çıkaracaklar. Dalgıçlar İstanbul Boğazı'nda temizlik yaptı. Yaklaşık yarım saat sonra çıkarılanlar herkesi hayrete düşürdü. Bunların denizde ne işi var denen atıkları dalgıçlar kıyıya çıkardı. Bakın neler var. Bir tane şapka görüyoruz. Üstünde deniz mercanı yetişmiş. İnşaat küreği, tahtası ve demiri burada mevcut. Yani denize harfiyatın döküldüğünü buradan çok net şekilde görebiliyoruz. Ayrıca bira şişesi, cep telefonu ve ilginçtir, nargile altlığı bile denizden çıktı. Denize çöp atıldığı zaman, katı atık atıldığı zaman deniz tabanındaki yosun alanları kaplandığı için oksijen üretemez hale geliyor. Dolayısıyla oksijen üretilemezse önce balıklar, sonra diğer canlılar ve sıra insanlara varıncaya kadar bir silsile içinde hayatın sona erdiğini görüyoruz. Deniz altında dalgıçlar yanındaki arkadaşını bile görmekte zorlandı. Ne yazık ki aşağıda zaten göz gözü görmüyor. Yani bu mesafeden birbirimizi göremiyorduk. Sandalyeler, demir parçaları, troy demirleri vardı. Evet. Şişe çok vardı. Şişe maalesef, hani alkol şişeleri. Alkol şişeleri çok var. Kadeh dolu zaten. Zaten bir tane yengeç vardı. Ağa takılmıştı. Misina'ya dolaşmış. Onunla biraz uğraştık, onu kurtardık. Sahil güvenlik botlarının görsel şovunun ardından akıllardaysa denizden çıkarılan işte bu atıklar kaldı.